Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı tarafından şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları arasındaki iletişim, dayanışma ve kaynaşmanın sağlanması amacıyla kurulan Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi hizmete açılıyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, tarih boyunca canlarını bu ülke için, bu millet için vermiş, siper etmiş, şehit ve gazilerin emanetlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, şehit ve gazi ailelerinin kültürel ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirmeleri için Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçirdi. Aksaray Belediyesi Piri Mehmet Paşa Çarşısı içinde şehit ve gazi aileleri için tahsis ettiği noktayı Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürdü. Merkezde kafeterya, çok amaçlı dinlenme ve sohbet salonu, kütüphane, şehit ve gazi çocukları için okuma ve eğitim salonu kullanıma sunulacak. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, şehit ve gazi aileleri için açılan bu merkezde tüm giderlerin belediye tarafından karşılanacağını duyurdu. Ayrıca talep gelmesi halinde şehit ve gazi çocukları için farklı eğitim programları ve etkinliklerin de yapılabileceğini söyledi. Başkan Yazgı, yakın zaman içerisinde hizmete açılacak merkeze bir araç tahsisi yapılacağını ve bu aracın yine şehit ve gazi ailelerin tasarrufuna bırakılacağını kaydetti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, şehit aileleri ve gazilerden gelen talepler doğrultusunda geçtiğimiz Ramazan ayı içerisinde şehit aileleriyle gazi ve gazi yakınları onuruna verilen iftar yemeğinde Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi açılacağı müjdesini vermiş, haber gazi ve şehit aileleri arasında sevinçle karşılanmıştı. Yeni yapacağımız yerin ismini de şehitlerimiz ve gazilerimiz için özel olarak yaptığımızdan dolayı şehit ve gaziler Koordinasyon Merkezi olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun. Aksaray Belediyesi şehrin cadde ve bulvarlarında yaptığı asfalt çalışmalarının yanında eğitime katkı amacıyla okul bahçelerinde asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gelen talep doğrultusunda Emlak Kredi İlkokulu'nda çevre düzenlemesi ve asfaltlama çalışmaları yapıyor. Aksaray Belediyesi öğrencilere yönelik ürettiği projelerin yanı sıra okul bahçelerini de asfaltlayarak eğitime desteğini sürdürüyor. Aksaray Belediyesi yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala okullara yardımlarını sürdürüyor. Belediye gelen talepler doğrultusunda okul içi ve okul bahçelerinin eksiklerini tamamlayarak öğrencilerin kullanımına hazır hale getiriyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Emlak Kredi İlkokulu'nda çevre düzenleme ve asfalt çalışması yapıyor. Talep doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla lise ve ilköğretim okulları dahil olmak üzere okul bahçelerinin daha temiz ve düzgün olması ve okul binalarının etrafı da çamur ve kirli görünümden kurtuluyor. Aksaray'daki tarihi eserleri restore ederek tarihi ve kültürel varlıkların korunması yönünde titiz çalışmalar yürüten Aksaray Belediyesi, tarihi türbelerde çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmaları yapıyor. Belediye ekipleri son olarak Hacı Hasanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Şeyh Kemal Baba ve Külhani Ali Baba Türbesi'nde dış temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar dönüşümlü olarak bütün tarihi türbelerde devam ettiriliyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'ı marka şehir yapma yolunda hayata geçirdiği vizyon projelerinin yanı sıra tarihi ve kültürel varlıkları koruma projeleriyle de tarihi kimlik ve mimari mirasla birlikte onlarca türbesiyle toprağın altıyla üstüyle milli ve manevi bakımdan gelecek nesillere miras eserlere sahip çıkıyor. Aksaray Belediyesi tarihi türbelerin temizliklerinin yanı sıra bakım ve onarımını da yaparak ecdat yadigarı eserlerin gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarılmasını sağlıyor. Belediye temizlik işleri Şeyh Kemal Baba ve Külhani Ali Baba Türbesi'nde dış temizlik çalışması yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çevre düzenlemesiyle birlikte dinlenme alanı ve çocuklar için park oyun alanı oluşturdu.
Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın talimatları doğrultusunda Şeyh Kemal Baba ve Külhane Ali Baba Türbesi'nde ve çevresinde temizlik bakım onarım çalışmalarını tamamladıklarını bildiren ekipler, zarar vermeden yapılan bu temizlik işlemlerinin merkez sınırları içerisinde bulunan tüm türbelerde yapıldığını söyledi. Türbelerin geleceğe sağlam temellerle kalması için dönüşümlü olarak sürdürülen temizlik çalışmalarının ilk aşamasında türbelerde temizlik yapılıyor, daha sonra bakım, onarım, peyzaj ve çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı beraberinde başkan yardımcılarıyla birlikte Aksaray Başsavcılığı görevinden son kararname ile birlikte Yargıtay Savcılığına atanan Ramazan Akın'a veda ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Yargıtay Savcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın'ı ziyaret etti. Yaklaşık 3,5 yıldır Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın, son çıkan Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla Yargıtay Savcılığına atandı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, başkan yardımcılarıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Başsavcı Ramazan Akın ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve ekibine teşekkür etti. Aksaray Belediyesi mahalle ve meydanlarda bulunan tatlı su çeşmelerinde yenileme çalışmaları başlattı. Aksaray Belediyesi insana ve yaşadığı şehre hizmet uygulamaları kapsamında her alanda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Aksaray'da ayrı bir önem taşıyan tatlı su çeşmelerini yeniliyor. Aksaraylılara her alanda kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan Aksaray Belediyesi, yıpranmış ve bozulmuş olan çeşmelerin yapılarını tespit ederek anında müdahale ediyor. Belediye ekipleri son olarak Büyük Bölcek Mahallesi'nde bulunan iki çeşme yapısını yeniledi. Çeşmelerin dış cepheleri hem de şebekeleri yenilendi. Aksaray Belediyesi'ne bağlı icracı birimler Aksaray'ın dört bir yanında her alanda çalışmalarına devam ediyor. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın Ekranı Belediye TV'de bir haber kuşağımızın daha sonuna geldik. Haber ekibimizin gerçekleştirdiği bizim mikrofon röportajlarıyla veda ediyoruz. Görüşmek üzere. Karma. Etrafta Kayseri'den, Ankara'dan karma olmuş. Ve kendisine has değil bence. Ne örüyorsun? Ya genelde öyle. Karma genelde. Ne örün? Ne örüyorsun? Ne örüyorsun değil de ne örün derler. Ne örüyorsun? Bak hele. Ne yapıyorsun kardeşim? Ne örüyorsun? Ya çok iyi kullanıyorlar mesela. Çinmeye gidiyor diyorlar. Aslında şimdi size bir şey söyleyeyim. Ne örüyorsun? Biz yurt dışında kaldığımız için öyle pek şey ne örüyorsunu duyuyoruz evet. Ne örün, ne örüyüm, ne örüyor. Aksaray şehrisiyle bize bir şey söyleyeyim. Ne ördün toprağım? Ne örüyorsun toprağım? Ne söyleyebilirim ki? Bilmiyorum Aksaray şehrisiyle. Geliyor, gidiyor. Ne diyeyim? Ne örüyorsun lan kardeş? Ne örüyorsun? Aksaray Kayseriliyim ben. Kayserili şehrisiyle konuşabilirim ben de. Ne örüyorsun? Ne örün? Aksaray şehrisi. Abo! Ne oluyor be? Ne yürüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben gideyim. Komime giden kelime büyüklerimizin kullandığı ellam kelimesi. Emoğlu çok duyuyorum. Nasılsın kardeşim? İnşallah iyisindir. Ne yürüyen gı? Ellam doğru. Ne yürüyen gı falan derler işte. Ne yapıyorsun gı? Ne yürüyorsun? Ne yaptın kardeş? Ne yürüyorsun lan? Ne örüyorsun? Ne örün la falan diyorlar. Kardeşim diyorlar.